Zaten koronavirüsün olduğuna da inanmıyorum. Herhangi birine niye maskeni takmıyorsun dediğin zaman adam senden kavga edecek gibi, bana ne? Ha, biz bir şey söylemiyoruz. Resmen tramvaylarda falan kovalamaca oynuyoruz üzerimize gelen teyzelerle falan. Koronanın da aslında var olup olmadığı konusunda ben şüpheliyim. Sağlık Bakanlığı koronavirüsü kapsamında yüksek denetim kararı aldı. Sizce denetimler yeterli mi, yeterince uygulanıyor mu? Karar yeterli olabilir ama uygulama yok bence. Bence denetimler yeterli. Mümkün oldukça da uygulanıyor. Özellikle de bu Cumhuriyet Meydanı'nda gerekli önlemler, tedbirler alınmış durumda. Bence yeterli, yeterince de uygulanıyor yani. Herkes maskesine dikkat ediyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi şöyle, bakanlığın uyguladığı denetimler olması gerektiği gibi aslında. Normalleşme planları falan, ekonomiyi de çok zarara sokmadan bu süreci en kısa zamanda atlatmayı planlıyorlar zaten. Bunların amacı bu turizm vesaire çok etkilenmesin diye. Ama millet olarak da biraz da insanlık olarak da bu aylardır süre gelen bir şey olduğu için artık bıktığımız için çok uygulanamıyor millet olarak. Çok fazla bunu beceremiyoruz yani. Şu anda da vaka sayısı artışları da bundan dolayı işte. Denetimleri ben henüz görmedim. İş yerimde herhangi bir denetim rast gelmedi bana. Ama maskemizi takıyoruz. Başka hani el dezenfektanları kullanıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Onun dışında maskesiz gezenler vesaire, bu konu fazla birbirini geriyor insanların. Hani kimi takmak istemiyor, rahat nefes almak istiyor. Ki ben de bundan şikayetçiyim. Ki koronanın da aslında var olup olmadığı konusunda ben şüpheliyim. Sadece insanların tedirgin, psikolojik rahatsızlıklarından meydana geldiğini düşünüyorum. Çok da kafaya takıp büyütmeye gerek yok bence. Denetimler yeterli değil, yeterince de uygulanmıyor. Neden? Denetlemiyor yani. Otobüsler, trenler full paket. Trenlerde dezenfekte veya otobüslerde böyle bir şey yok. Daha kapsamlı denetim yapmasını istiyorum yani. Belki de yeterli değil. Yani bu kapsamdan kastınız nedir? Ya biraz daha halkı caydırıcı, bilmiyorum, cezai önlemler gibi biraz daha sıkı kontrol altında tutmaya, mesela zabıtalar tarafından, polisler tarafından biraz daha denetim altında tutarsa biraz daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Abi denetimler güzeldir. Ama halkımız bilinçsiz. Yoksa adam cenaze toplu halde oturuyor. Düğünlere toplu halde bulunuyor. Bu açık alanlarda yapılması lazım. Kapalı alanda sıkıntılı, ne kadar da deseler ki efendim ben tedbir alıyorum, bu yanlış, ben uygun, doğru bulmuyorum. Bence yeterli değil ama yeterince uygulanmıyor. Çünkü görüyorsunuz yani halk çok serbest ya. Öyle böyle değil yani. Gördüğünüz eksiklikler nelerdir mesela? Ya tabii eksiklikler oluyor yani. Adam maskeyi takmıyor, kullanmıyor. Yeterince dezenfekte olmuyor çoğu yerler. Durum öyle yani. Peki siz denetlendiniz mi? Denetlendik tabii. Yani biz kapalı çarşı derneği olduğu için denetlendik. Dezenfekte işlemlerimiz hep oldu. Yani bir de burası kapalı alan olduğu için sürekli maskeyle geziyoruz. Çarşıda anons oluyor. Sürekli uyarıyorlar. Bir sıkıntımız olmuyor yani çok şükür. Ama dışarıda mesela adam meydanda oturuyor. Yani çok iç içe halk. Otobüs olsun, tramvay olsun. Ya bence denetimler aslında yeterli seviyede ama bu denetimler yeterli seviyede uygulanmıyor. Mesela sokakta dolaşırken de öyle. Maskeler tam olarak doğru takılması gereken şekilde takılmıyor ve bunun bir yaptırımı olmuyor hiçbir şekilde. Mesela çoğu insan işte çenesinin altında geziyor veya çok kalabalık gruplar halinde yine kafelerde oturuluyor. Bence artması gerekiyor aslında. Hani şu an çünkü hala bir koronavirüste artış var. Ve bunun sonucunda da denetimlerin ben biraz daha artmasını düşünüyorum. En azından daha sık olması gerektiğini diyeyim. Yani bence yeterli değil. Toplu taşımalarda daha çok önem alınabilir yani. Çünkü otobüse biniyoruz sabah dershaneye giderken. Dolu oluyor yani. Birbirimize nefes alırken yani direktmen bağlantılı oluyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler çok iyi ama vatandaş buna hiç uymuyor. Niye uymuyor? Kimse buna yani kendi yakınından biri olmadıktan sonra inanmıyor. Kendi yakınından biri rahatsızlanır da onun sıkıntılarını görürse orada ne diyor? Yoksa hiç kimsenin taktığı yok kardeşim. Hiç kimse onu takmıyor. Yani adam maske takmıyor. Maskeyi nereye takıyor? Gıdığının altına takıyor. Gıdığının altına takıyor. Maske nerede? Yani herhangi birine niye maskeni takmıyorsun dediğin zaman adam senden kavga edecek gibi, bana ne? Ha, biz bir şey söylemiyoruz ama diğer yetkilileri, yani gereken söylemesi gereken insanlar da hiç görmedik. Yani bize denk gelmedi. Yok diye mi demiyorum yani, temelden yok demiyorum ama
o kadar da çok değil. Ya bence yeterli değil çünkü hani okulları kapattılar, camileri kapattılar. Camilere gidiyorsun, sosyal mesafe kuralları uygulanıyor ama alışveriş merkezine veya bir kafeye gittiğin zaman herkes iç içe oturuyor. Ha, orada kapsam yok, orada hiçbir uygulama yok. Ama polis de mesela gidiyorsun dışarıda bir parkta oturuyorsun, polis geliyor diyor ki maskeni tak onu yap. Kafelere gidip de hiçbir şey demiyorlar. Niye? Ya bir şey yiyip içiyorsun diyor. Parkta oturup yine yiyip içiyorsun da. Yeterli değil bence. Yeterli de uygulanmıyor. Bilhassa düğünlerde hiç uygulanmıyor. Mesela dün Eskişehir bağlarında bir düğün oldu, bir arkadaş anlatıyor. Hiç uygulanmıyorlar yani. Polis geliyor. Geldiği halde polis biraz şey yapıyor. Polis çıktıktan sonra yine aynı hadise. Uygulanmıyor yani. Yeterli mi? Uygulansa yeterli ama maalesef birçoğumuz bunu uygulamıyoruz. Benim görüşüm. Yani daha böyle disiplinli bir şekilde uygulanması lazım bunların. Daha ağır yaptırımlarla. Yoksa pek olacak iş değil. Artacaktır. Daha çok artacaktır. Vallahi bence yeterli ama yeterince uygulanmıyor. Uygulanmadığı için yani bir de insanlara psikolojik etki altına alıyorlar artık. Aslında çarşıda insan yok yani. Yeterli olabilir aslında. Uyarılar olabilir ama şöyle ki halk bunu ne kadar uyguluyor? Yani resmen tramvaylarda falan kovalamaca oynuyoruz üzerimize gelen teyzelerle falan. Öyle olduğu için de halkın yeterince bilinçli olmadığını düşünüyorum bu konuda. Yani tamam uyarılar yapılıyor bir noktaya kadar ama bunun cezai bir uygulaması olsa daha da hani halk biraz daha buna yönelik olur. Mesela maske takıyoruz çünkü para cezası var. Bu yüzden takıyor herkes ama maskeyi de yanlış takıyorlar. Şu an yeterince uygulanıyor. Geziyorlar, kontrol ediyorlar. Biz de müşteriyi bir tane alıyoruz, ikinci müşteriyi içeriye almıyoruz. Hani hep mesafeyi koruyoruz yani. Hani çarşıda güzel yani, sistem güzel. Çarşıda herhangi bir sorun veyahut da bir bulaşıcı bir şey olacağını zannetmiyorum. Bence yetersiz. Şehrine göre değişiyor. Mesela büyük şehirlerin çoğunda denetimler esnek birazcık. Polisler de geziyor ama gerekli cezayı vermiyor. Onlar da esnek davrandığı için virüsün yayılma hızı bence daha çok ilerliyor. Sizce bunlar nasıl önlenebilir? Bence biraz daha tedbirleri sıkı tutmalar lazım. Yani insanların maskesiz gezenler var. Yani şöyle arada bakarsanız maskeyi takmadan gezen insanlar bulunuyor. Bunun önüne geçilmediği sürece bu virüs yayılımı hızlıca devam edecek. Bence yeterli değil. Yani çünkü sokakta bir sürü insan görüyoruz. Yani çoğu halkımızda maske yok. Kurallara uymuyorlar. Sosyal mesafeyi uygulayan yok. Yani vaka sayıları ortada yani. Günlük o kadar kişi vefat ediyor. Ama yani insanımız hala bunu dikkate almıyorlar. Bence birazcık daha önlenmeli ve daha iyi tedbirler alınmalı diye düşünüyorum. Vallahi bence çok bile. Denetimler yeterli ama bizim milletimiz doğru düzgün uymuyor. Vallahi uymayanlara söylüyorum, dinlemiyorlar. Bir de üstüne fırça atıyorlar. Maske yaramaz, bir şey olmaz. Şöyle böyle diyorlar. Hayır, yeterince uygulanmıyor. Gördüğünüz gibi çoğu insanlar maskesiz geziyor. AVM'ler açıkken sinemalar kapalı. Yani sosyal aktivitelerin olduğu yerlerin çoğu kapalı. Açık olan yerlerde zaten maske takılmayan yerler var, onları da görüyoruz. Denetim de yetersiz. Ben yetersiz buluyorum. Zaten koronavirüsün olduğuna da inanmıyorum. Pandemi toplu ölüm demektir. Hani toplu ölümler nerede? Öyle bir şey, bir politika diyorum. Bu bir siyasi olay bunlar. Biyolojik savaş. Şimdi ben şöyle bir şey diyeyim, denetimleri yeterli veya yetersiz ama halkımızın bilinçli olup yani devletin bu kararlara şey yapmadan kendileri tedbirini almaları daha iyidir yani. Bu sağlık, başka bir şey değil. İnanın böyle orada şeyde yoğun bakımda entübede yatanlar çok büyük sıkıntı çekiyorlar yani. Yani orada o şekilde yatmaktansa, bu şekilde nefes almaktansa, bu şekilde maske takıp nefes almak daha iyidir yani. Halkımıza diyorum yani tedbirimizi kendimiz alalım. Devlet de yeterince tedbirleri alıyor zaten. Başka ülkelere bakarak çok daha rahatız, memnunuz. Bu sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Denetimler yeterli ama vatandaşın çok uyguladığını düşünmüyorum.